Standart. Ana sayfa. Düğme. Diğer seçenekler. Düğme. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu akıllı ses uygulaması. Akıllı ses uygulamasının en son sürümüne Cem ve Yelda seslerini entegre ettim. Yani bu şu demek oluyor. Sadece akıllı ses uygulamasını yüklemeniz Cem ve Yelda seslerinin de uygulamayla birlikte gelmesi için yeterli olacaktır. Katılımsız kurulum diyebiliriz bunun için. Dosyalarım. Dosyaları. Etkinleştirmek. Yalnız sadece Embedded Compact ve Embedded High sesleri var. Cem ve Yelda seslerinin Embedded Pro sesleri yok maalesef. Bu Pro sesler eklenemez mi? Eklenir ama normal şekilde eklenir. Katılımsız olmuyor maalesef. Aslında Embedded Pro seslerini bulsaydım onu da bu katılımsız pakete dahil ederdim. Böylece onun içinde uğraşmamıza gerek kalmadan bütün sesler kurulurdu. Şimdi programın içinde Cem sesi ve Yelda sesi var. Bunların Embedded Compact ve Embedded High sesleri var. Pro sesleri yok. Bu birinci olumsuz yön. Programın ikinci olumsuz yönü de şudur ki arayüz dili Türkçe değil. Yani sıkıntı nereden kaynaklanıyor anlamadım. Arayüz dilini Türkçeleştirmek için gerekli olan dosya programın içinde var. Ama yine de arayüz dili Türkçe olmuyor. İngilizce olarak kalıyor. Diğer bir olumsuzluk ise şudur ki programdaki diğer dillerde sesler var biliyorsunuz. Rusça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca gibi, Almanca gibi dillerin sesleri var. Bu sesler otomatik olarak programla birlikte geliyor. Bu sesleri kaldıramadım. Maalesef bunlara katlanmak zorundayız. Bunları da istesek de istemesek de programın içinde görmek zorundayız. Başka bir olumsuz yönü de yok. Bu programı neden bu hale getirdim? Çünkü hani tamam APK dosyaları ayrı ayrı kurulabiliyor, klasörleri ayrı ayrı kopyalanabiliyor ama ben işi daha basite indirgemek istedim. Programı daha basit hale getirmek istedim. Böylece tek bir APK dosyasının kurulumu her şeyin otomatik olarak yapılması için yeterli olacaktır. Dahil. Alarms. APK editi. Akıllı ses katılımsız otomatik kurulum. Cem artı ve yerde artı compact ve pro sesler APK 14 Haziran 22 59 283 MB. Tabii bu sesleri içine dahil etmek programın boyutunu biraz arttırdı. Normalde 25-30 MB bir boyuta sahip olan programın dosya boyutu 283 MB'a çıktı. Tabii gerekli sıkıştırma işlemlerini falan yaptım ama yine de çok fazla bir değişiklik olmadı maalesef. Son olarak APK editi programında düzenlemesini yaptığım için en son burada kalmış program. Şimdi bunu yükleyelim. Paket yükleyici. Açılmasını bekliyorum. Bilinmiyor. Bilinmiyor. Smart Voice. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? İptal. Yükle. Paket yükleyici. Yüklüyorum. Şimdi sizin de yapmanız gereken şey bu. Sadece bu programı yükleyip metin okuma ayarlarından akıllı ses uygulamasını varsayılan TTS motoru olarak seçmek. Başka yapmanız gereken hiçbir işlem yok. Hiçbir klasör kopyalama, dosya kopyalama, ekstradan uygulama yükleme gibi farklı işlemler yapmanıza gerek yok. Sadece bu uygulamayı yükleyip metin okuma ayarlarından
varsayılan TTS motoru olarak seçmeniz bütün her şeyin arka planda yapılması için yeterli olacaktır. Şu anda programın yükleme işleminin bitmesini bekliyorum. Smart Voice. Evet. Uygulama yüklendi. Bitti. Bitti diyorum. Arka planda etkinleştirmek. pilden yememesi için Ana. programı Ana. uyku moduna almam lazım. Cihaz bakımı. Sayfa ayırı. Cihaz bak. Pil. O. Pil. Arka plan. Arka plan. Uyku modu. Uygulam. Onar etkin. Ekle. Tüm. Bu ana. Etkinlik. Ana sayf. Sayf. Alt metinden sese. Et. Metinden sese. Metin okuma. Tercih edilen motor. Pocalizer ses motoru. Tercih. Radyo düğmesi seçili değil. Lock and on. Radyo düğmesi seçili değil. Smart Voice. Tamam. Tabi bunu seçince farklı dillerdeki seslerle konuşmaya başlayacak. Sadece Türkçe dilindeki sesin konuşması için bazı ayarlar yapmamız gerekecek. Şimdi seçiyorum programı. Tercih. Smart Voice Cup. Metno Kuma. Ekinol. Ayarlar. Smart Voice. Smart Voice. Refresh Voice. General Voices Assignment. Yukar. Smart. Refresh. Select. Kalman Cup. Frat. Frat. Rusk. Rusk. T. T. Addition. Preferred. Preferred Latinic left. Preferred. Preferred CJK. Preferred left. Preferred. No preferences. Smart voice settings. Evet. General setting. Metin okuma. One bu. Metinden sese kapatıldı. Ana sayfa. Sayf boyu. Şimdi programın ayarlarına girelim. Smart voice. Smart voice. Et. Smart voice. Immediate voice switch. Bir olumsuzluk daha var ama bu benim için geçerli. Diğer herkes bunu olumsuzluk olarak görmeyecektir. Cem sentezleyicisinin yüksek kaliteli versiyonları maalesef daha doğrusu yüksek kaliteli versiyonu benim sevmeyeceğim bir versiyonda, benim sevmeyeceğim bir halde. Yani ben çok hoşlanmadım. Çok hoşuma gitmedi bu yüksek kaliteli sesin bu hali. Ama benim için çok da sorun değil. Ben zaten program bozulmadan önce yani Cem sentezleyicisinin ses tonu ve konuşma tarzı bozulmadan önce güzel bir program yapıp onun yedeğini de almıştım. Settings. Etkinleştirmek. Smart voice settings. Refresh voices list. General settings. Şimdi uzun uzun bütün ayarlarına bakmayacağız. Sadece seslere bakacağız. Voices assignment. Yukarı git. Düğme. Smart. Refresh. Select preferred voice per language. Almanca. Almanca. İngilizce. Fransız. Fransızca. İtalyan. Rusça. Rusça. İspanyol. İspanyol. Türkçe. Türkçe. Türkiye. Cem. Etkinleştirmek için yelda. Seç. Cem. Smart voice. Evet. Etkinleş. General settings. Per voice setting. Per voice. Per refresh. Robot. Robot. İngiliz. Robot. İngiliz. Robot. Fran. Robot. İtalya. Robot. Rusça. Robot. İspan. Cem. Türkçe. Türkiye. Şimdi bakalım. Cem. Cem. Refresh voice preferences. Başlık 1.5 listede volume 2.5 kaydırma çubuğu %80 stitch rate kaydırma çubuğu %50 voice pitch 4 stitch rate 3.5 kayıt voice kayıt voice model embedded compact v2 5.5 etkinleştirmek için iki kez dokunun choose voice model seçmek embedded compact v2. Şu an Embedded Compact seçili. Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Program kendi içindeki ses verisini kullanıyor. Hiçbir şekilde Vocalizer X2 TTS klasöründen
veri almıyor, o verileri kullanmıyor. Tamamen kendi içindeki ses verisini kullanıyor. Embedded Hive Cem Türkçe Türkiye. Etkinleş Voice Model Embedded Hive 255. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses modeli Embedded Hive 2 olarak seçtiğimizde benim sevmediğim ama diğer insanların hoşuna giden o ses kalitesini seçmiş olduk. Cem Türkçe Türkiye Refresh Voices Voice Preferences Volume 25. Kaydırma çubuğu. Speech Rate 3.5. Kaydırma çubuğu Voice Speech. Bu arada buralar eskiden açılır pencere şeklinde görünürdü. Yani sesin en son hangi değerde kaldığını yüzdesel şekilde söylerdi. Üstüne tıklardık, bir pencere açılırdı. Oradan değerlerini ayarlardık. Şimdi artık böyle bir pencere açılmıyor. Ayarın isminin yazılı olduğu başlığın altında hemen kaydırma çubuğu var. Oradan yapılabiliyor bütün işlemler. Kaydırma çubuğu %50. Voice model embedded hive 255. Yukarı git düğme liste dışı. Voices as segment. General settings. Voices as segment. Tabii doğal olarak bu uygulama emoji ifadeleri okuyor. Ama bütün emoji ifadeleri okuyup okumadığını bilmiyorum. Ama şunu iyi biliyorum ki birçoğunu seslendiriyor. Yukarı git. Refresh voice. Select preferred. Almanca. İtalyan. Rusça. Rusça. İspanyol. Türkçe. Türkçe. Türkiye. Cem. Select preferred voice for this language. Seç. Yelda. Seçmek için iki kez dokunun. Smart Voice Settings. 22 öğe. Türkçe. Türkiye. Yelda. General Settings. Listede. Evet. Voices as segment. Pervo. Şu anda Yelda sesine geçiş yaptık. Onun da kompakt versiyonu konuşmaya başladı. Şimdi onu da yüksek kaliteye geçireceğim. Bir daha hatırlatayım. Bu dosya yöneticisindeki hiçbir veri klasöründeki sesi kullanmıyor. Tamamen kendi içindeki ses verilerini kullanıyor. Şayet embedded prosesleri sizin için problem oluşturmayacaksa bu program içinde ekstradan bir Vocalizer X klasörü ya da Vocalizer X2 klasörü oluşturmanıza gerek kalmayacaktır. Çünkü her şey kendi içinde programın. Refresh voice robot 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 Rusça robot İspanyol Cem Türkçe Yelda Türkçe Türkiye Yelda Yelda Refresh voices list voice preferences volume kaydırma çubuğu speech rate kaydırma çubuğu voice speech kayd voice model voice model embedded compact ve 2 5-5. Çuz. Embedded Hive 2. Yelda. Türkçe. Türkiye. Etkinleş. Voice model. Embedded Hive 2. 5-5. Etkinleştirmek evet. için iki kez dokunun. Van Ulan'a ekran. İki öğeden. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Kaydı duraklat. Düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bu programın tanıtımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dosya.tc bağlantısını yayınlayacağım. Daha önce VoiceOver TTS uygulamasına yeni ses ekleme anlatımı ismindeki videoda Cem sentezleyicisinin farklı bir kalitesini dosya.tc yoluyla paylaşmıştım. O dosya kaldırılmış arkadaşlar. Artık benim elimde de yok. O dosyayla ilgilenen, o sesi seven arkadaşlar umarım yedek almışlardır. Çünkü artık dosya.tc sitesinde de yok. Benim elimde de yok. O yüzden dilerim bu sesle ilgilenen, bu sesi seven arkadaşlar
daha öncesinden yedek almıştır. Durdur düğme. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.